Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'in eşi tarafından Tepebaşı ilçemize bağlı Yukarı Söğütönü mahallesinde bir yasak ve kaçak villa yapıldığı haberi ulusal basında yer almıştı. Bu konuyla ilgili araştırdığımızda Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün bütün yapı kayıt belgelerini incelerken bu beyanı da incelediğinde beyana yapıldığı tarihle binanın yapıldığı tarih arasındaki farkı ve beyanın doğru olmadığını uydu fotoğraflarıyla tespit etmiş ve bu yönde de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkta cezanın 3 yıldan az bir cezayı gerektirmesi sebebiyle de cezanın ertelenmesine karar vermişti. Biz de bunu Büyükşehir Belediyesi'nde soru önergesi olarak sormuştuk. Bir belediye başkanı nasıl böyle bir işlem yapabilir ya da buna müsaade edebilir, belki kendisi yapmadıysa bile nasıl müsaade edebilir diye sormuştuk. Yapılan işlemin böyle bir yanlışlığın olduğunu doğruladılar. Bununla ilgili herhangi bir vatandaşa nasıl bir muamele yapılıyorsa onlara da yapılacağını söylediler. Sonra geçtiğimiz günlerde Tepebaşı Belediyesi'ndeki meclis toplantısında biz bunu yine sorduk. Yetki ve sorumluluk sizdedir. Tepebaşı Belediye Başkanlığı olarak siz bu konuda ne yaptınız dedik. Onlar da dediler ki Sayın Ataç, biz imar kanununa 3194 sayılı imar kanununa aykırılıktan 42. maddeye göre 38 bin lira ceza kesildi. Bu ceza ödendi. Bir ay kadar bir zaman verildi. Eğer burası ile ilgili ruhsat başvurusu yapılır ve ruhsata uygun hale getirilirse ruhsat işlemleri verilecek, yapılacak. Bina normal bir bina haline dönecek. Kaçak durumdan çıkacak. Ama yok, eğer ruhsat alınamazsa ya da ilgili teknik şartları karşılamıyorsa o zaman bu bina yıkılmak durumunda kalacak diye bir beyanda bulundu. Bu son derece acı bir durum, çok talihsiz bir durum. Eskişehir bu anlamda ulusal basında da yer aldığı için çok olumsuz bir şekilde bizi yansıttığı için biz çok üzgünüz. Hani et kokarsa tuz, tuz kokarsa ne yapacağız şeklinde bir soruyu sormamız lazım. İmar kanununu uygulamakla görevli, bunun için seçilen bir belediye başkanı kendisi kaçak bir yapı yaparsa bu son derece kötü bir durumdur. Bu başka, söylediğiniz şekilde başka bir vatandaş bunu yapsa, belki bu kanunu bilmemezlikten, belki yanlışlıktan dem vurulabilir, biraz hoş görülebilir, ama kanunu uygulamakla görevli hem de bir büyükşehir belediye başkanı bunu yaptığı zaman bu asla hoş görülemez, bu asla kabul edilemez. Şahsen böyle bir konuda Sayın Belediye Başkanı çıkıp kamuoyundan, Eskişehir'den özür dilemesi gerekirdi. Böyle bir yanlışlığı belki kendisinin dahil olmadığı şeklinde bir özür beyanında bulunarak böyle bir işlemi başta kendisinin iş makinesinin, dozerin önüne kendisinin giderek yanında durarak binayı kendisinin yıktıracağını söylemesi belki bizleri ferahlatabilirdi. Çünkü Eskişehir halkı bundan sonra belediye başkanına güvenemeyecekse nasıl bir başkana güvenecek, nasıl bir yönetim, nasıl bir belediye olacak? Buralarda çok ciddi bir güven sorunu ortaya çıkacak.